Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Çok kıymetli basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım, AK Dava'nın AK kadroları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gündemimize geçmeden önce, biliyorsunuz uzun bir süredir kadın kollarımızla alakalı bir sürecimiz işliyordu. Ve bunların neticesinde dün itibariyle kadın kolları il başkanlığımıza Hülya Uluçay başkanımız atandı. Kendisine sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Hayırlı olsun başkanım. Değerli dava arkadaşlarım, 31 Mart 2024 yerel seçim sürecine başlanmış bulunmaktayız. Tabii bu süre zarfında aday adaylı müracaatlarımızı hem ilimizde hem de ilçelerimizde bu hafta itibariyle başlattık ve bugün il belediyemizle alakalı startı verdik. İlk aday adaylığımızı bugün Hasan Yıldırım abimizle başladık ve şimdi yine teşkilat kademelerimizde bugüne kadar emek veren ve teşkilatımızın çeşitli kademelerinde görev alan, benim daha önce il yönetimindeyken birlikte yol yürüdüğüm, Gençlik Kolları Başkanlığında hizmet veren, belediye meclisi üyeliği görevini ifa eden ve son olarak da merkez ilçe başkanlığı görevlerinde teşkilatımıza katkı sunan kıymetli kardeşim Özkan Çetinkaya'nın Karabük Belediye Başkanlığı Özkan Çetinkaya kardeşimin Karabük İl Belediye Başkanlığı aday adaylığı müracaatı için bir araya geldik. Ben bu vesileyle şahsım ve teşkilatım adına kıymetli kardeşime çıkmış olduğu bu yolda başarılar temenni ediyorum. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Yolu açık olsun, bahtı açık olsun. Hem Karabük için, hem ülkemiz için, hem milletimiz için hayırlı olsun diyorum. Evet. Sen kal. Sayın İl Başkanım, Sayın Merkez İlçe Başkanım, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanlarım, AK Partimizin AK kadroları, güzide basınımız, çok kıymetli Karabüklü hemşehrilerim. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Bu mutlu günümüzde, partimizin bu kutlu gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar, AK Parti gibi büyük bir siyasi oluşumun içerisinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle 2012 yılı Gençlik Kolları Başkanlığı, akabinde belediye meclis üyeliği ve son olarak 3 yıldır merkezce başkanlığı görevimi gayret bizden, takdir Allah'tan şiarıyla gerçekleştirmeye çalıştık. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizde ve şehrimizde gerçekleştirdiği kalkınma hamlesinin takipçisi olduk. Yine liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada Türk milletini temsilen sergilemiş olduğu duruşun Karabük'teki temsilcisi, destekçisi ve savunucusu olduk. Ve buradan belirtiyorum ki hiçbir makam, mevki, dünyalık gözetmeksizin bizler teşkilatımız ve gönüldaşlarımızla bu duruşun Yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, görev süremiz boyunca şehrimizin problemleri, hemşehrilerimizin talepleriyle yakından alakadar olmaya çalıştık. Mahallelerimiz, köylerimiz, esnafımız, STK'larımız, çalışan, işveren, emekli, partili ve partisiz tüm Karabüklü hemşehrilerimizin iyi gününde, kötü gününde yanında olmaya gayret gösterdik.
Bu gayretimizin ve gönül dostluğumuzun zamanla omuz omuza bir yol arkadaşlığına dönüştüğüne şahit olduk. Evet arkadaşlar, kıymetli hemşehrilerim, şimdi gönülden hissettiğimiz ve sahada gördüğümüz hizmet için yeni görevlerin bizleri beklediğidir. Evet arkadaşlar, Karabük için kalkınma, sosyal projeler, çevre, değişim ve dönüşüm hamlelerimizi başlatmak için genç, dinamik, çalışkan, sahaya hakim bir hemşehriniz olarak şehri imar, gönülleri ihya misyonumuz ile AK Parti Karabük Belediye Başkanlığı için aday adaylığımızı açıklıyoruz arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, Karabük'ümüzün problemlerini ve nasıl çözüleceğini çok iyi biliyoruz. İl başkanımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağımız kritikler, istişareler doğrultusunda hazırlayacağımız projelerle Karabük'ümüzün kronikleşmiş tüm problemlerini 7/24 mesai anlayışı, azim ve kararlılık, sahada yerinde ve zamanında müdahaleyle kesin çözüme kavuşturmayı düşünüyoruz. Kıymetli arkadaşlar, Karabük için atılan bu büyük adımda ben de varım diyorsanız sizleri daima omuz omuz olmaya davet ediyorum. Saygı, saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet. Allah hayırlı eylesin. Allah razı olsun. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Yolun açık olsun kıymetli kardeşim. Biz AK Parti olarak hep yeni, hep ileri diyoruz. Rabbim 31 Mart 2024 yerel seçimlerini ülkemiz, milletimiz, Karabük'ümüz için hayırlı eylesin. Hepinize bugün teşriflerinizden dolayı ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabuknethaber.com.